Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, çiçekleriniz büyüyor ama açmıyorsa ya da solmuş, cansız, kuruyorsa sizde çok basit bir yöntemim var. Çoğu videomda bunu size söylüyorum. Bugün sizlere uygulamalı olarak göstermek istedim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu benim küpe çiçeğim. Öncelikle küpe çiçeğim balkonumda duruyor. Şimdi içeri alacağım. Şöyle ki yüksek bir yerde olması lazım sevgili arkadaşlarım. Ben şimdi bunu video çekmek için dışarıda çok ses oluyor. Bazen söylediklerim anlaşılmıyormuş. O yüzden evin içine masama aldım. Videoyu çekmek için yine dışarı koyacağım. Şöyle ki yüksek bir yerde olması gerekiyor. Bu çiçeklerinin değmemesi gerek, bir yere temas etmemesi gerek. O yüzden şu şekilde aşağı doğru sarkması gerek. Yüksek bir yerde olursa, çiçekler aşağı doğru sarkarsa daha çok verim alırsınız. Yoksa öbür türlü masamıza ya da koyduğumuz yere değerse çiçeklerimiz hemen dökülebiliyor kuruyup da. Arkadaşlar küpe çiçeğinin çoğaltması çok basit. Tabii tutturması biraz zor. Bu konuda size hak veriyorum. Mesela birçok filizim var şu anda. Kopartıp şu an bile dikilebilir aslında. Yine bu ayda da çiçek filizi tutuyor arkadaşlar. Dilerseniz ekebilirsiniz. Bu her çiçek için geçerli. Yapmamız gereken, mesela ben şimdi bugün küpe çiçeğime ve diğer çiçeklerime bu şekilde 2-3 kaşık dilerseniz sadece çöpünü ya da bu şekilde çayıyla beraber sulu verebilirsiniz. Çay çöpünü arkadaşlar. İçtiğimiz, demlediğimiz çaydan arta kalan çöpünü atmıyoruz. Bitkilerimize, çiçeklerimize bu şekilde uyguluyoruz. Bu çok basit gibi duran ama gerçekten çok etkili sevgili arkadaşlarım. Bunu mutlaka denemenizi istiyorum. Çay çöpünü çiçeklerinize, bitkilerinize en az 3 kaşık kadar dibine değil, şöyle toprağın kenarlarına koyarsanız süper sonuç elde edebilirsiniz. Denemenizi isterim sevgili arkadaşlarım. Evet, ben şimdi devam edeyim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Sizleri yorumlara bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum.